Evet değerli izleyenler bugün yeni güne merhabaya harika bir kitap hediyesiyle başlayacağız. Her zaman olduğu gibi ama bugünkü kitabımız gerçekten muhteşem bir kitap. Son hurafe deizm. Bu güzel kitaba eğer sahip olmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Gerçekten çok basit. Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızla da etiketleyerek bu güzel kitaba sahip olabilirsiniz. Katılımlarınızı ve gönderilerinizi bekliyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş Yeniden olduk. sizinle Merhabalar. birlikte olmak, program yapmak gerçekten çok keyifli ve Eyvah, e, bugün be. gençleri de konuşacağız. O yüzden heyecanlıyım açıkçası biraz. Konuşacak çok şey var çünkü. Çok çok. Eee Bitmez aynen öyle. Gençlik de bitmez gibi görünüyor ama bir bakıyorsunuz ki bitiyor. bitiyor. Ee, zaman yüzden, çabuk geçiyor. Evet zaman çabuk geçiyor. Bir önce gençlik yıllarının öneminden bahsederek başlayalım mı hocam? Şimdi e, ülkemizin nüfusunun e, Avrupa ile kıyasladığımız zaman e, 30 yaş altında %50. Hı hı. Yani bir rivayete göre istatistiklere baktım 25 yaş altında diyenler de var. Hı hı. Gençlik yıllarının önemi şimdi insan e, bir tohum gibi düşünün. E, bambu ağacını bilirsiniz. Evet. E, toprak altında ne kadar kalır? 5 yıl kalır. 5 yıl toprak altında kaldıktan sonra toprak üzerine çıkınca 5 haftada 27 metreye ulaşır. Hı. Yani toprağın altında geçen 5 yıllık bir süre. Düşünün. Suluyorsunuz, bakıyorsunuz, güfreliyorsunuz. <laughs> hiçbir, evet. hiçbir boy şey. vermiyor. Hı hı. İlginç. Ama 5 yılın sonunda birden ne oluyor? 6 haftada 27 metreye çıkıyor. Hı hı. Gençlik yılları da böyle bir şey. Evet. İşte gençlik evet. yıllarında Yatırım yapacağız. Gençlik yıllarında birikim yapacağız. Gençlik yıllarında kişiliğimizi oluşturacağız. Gençlik yıllarında kimlik, karakter, toplumsal duyarlılıklara karşı kendi pozisyonumuzu belirleyeceğiz. Gençlik yıllarımız bizim için inanılmaz önemli. İşte o bambu ağacı gibi 5 yıl toprağın altında tabiri caizse o birikme dönemi, hayata hazırlanma dönemi, geleceği kuşanma dönemi, iyi bir kişilik, kimlik, karakter oluşturma dönemi gençlik evet. yılları. O yüzden hani gençlik yılları e, maalesef Birazdan belki çok daha ayrıntısına girerek anlatırız ama hı hı. gençlik yıllarımızı birazcık daha sıkalasını arttırdık. Eskiden hatırlayın. Bizim gençlik yıllarımız deyince 12 ile 18 yaş arası tamam ideal. Hı hı. Gençlik yılları olarak tanımlanabilirdi. Fakat şimdi öyle değil. öyle değil. Maşallah 20 ile 30 yıl arasında hala genç hı hı. veya hala o kişiliğini, kimliğini ve karakterini oluşturamamış görüyoruz. Hı hı. O yüzden ben zaman zaman söylerim. Mesela 25 yaşından önce mümkün mertebe çocuklarınızı evlendirmeyin. Aa hocam niye falan. Ya dur bir dakika kişiliği otursun, kimliği otursun değil mi karakteri evet. otursun. İnsanlara nasıl davranacağını öğrensin. Hoşgörülü mü, iyilik sever mi, yardım sever mi, yanındaki insanın kıymetini biliyor mu falan diye. O yüzden gençlik yıllarımızın her ne kadar skalası yukarıya çıkmış olsa da, Gençlik yıllarında yapacağımız her e, eylem, her e, çaba, her e, eğitim adına kendimizi geliştirme adına yaptığımız her faaliyet Hı -hı. bizi geleceğe hazırlayan birer kilometre taşları. Hı -hı. Onun kıymetini ne zaman anlıyoruz? Onun kıymetini toprağın üzerine çıkınca anlıyoruz. Toprak eğer iyi birikmişsek, Hı -hı. iyi beslenmişsek, e, o e, süre, o gençlik yıllarında geçirdiğimiz süre e, bize bir şey katmışsa hemen Boy veriyor ama hı. eğer katmamışsa onun olumsuz maalesef evet. yansımalarını da e, toplumda görebilmek pekala. Hı hı. Maalesef çabalıyoruz. Değişik yılları çabalıyoruz. geçmemek lazım. Yani. Evet çok hızlı geçiyor bir de sizin söylediğiniz hazırlandığımız gibi değil mi? Hep diyelim hı hı. öyle bitirelim. Evet 12-18 e, yaş sizin de söylediğiniz gibi eskiden e, genç sayılıyordu. Şimdi 20 ile 30'a e, geçti. İle bile neredeyse evet, demeyeceğiz. Neredeyse öyle. Zaten istatistikler e, uluslararası şeyler... Bazıları 12 ile 24 yaş arasında UNESCO mesela 12-24 yaş arasında genç der. Şimdi onu 28'e 29'a çıkarttılar. Evet yani Bir de genç insan diyorlar. ömrü de uzadıkça herhalde farklılaştı biraz daha kendine iyi bakıyor. Şimdi orta yaşı da geçen ben de okudum hocam 55 yapmışlar mesela. Artık eskiden hani yaş yolunun yarısı 35 deniyordu ya şimdi 55 yaş yolun yarısı olmuş. Buna orta göre yaş. de demek ki orta yaş orta işte. Yaş. Onun için işte hayatı böyle daha anlamlı ve böyle sindire sindire yaşamak gerekiyor ama işte bir emek vererek sizin de söylediğiniz gibi çalışarak o gençlik yıllarını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Peki gençlerimize ne tavsiye ediyorsunuz böyle önünde güzel bir başarılı bir hayat olabilmesi için nasıl yön vermeliler gençler hayatlarını? Belki şöyle denilebilir yani gençlerimizin bugün yapılan bütün araştırmalarda gençlerin sorunları nedir denilince 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri görebiliyoruz. Bir kere bir gelecek kaygıları var gençlerimizde. Eğitimle ilgili kafaları çok karışık. Hı hı. Kaygıyla ilgili hayata dair, kendi arkadaş ilişkilerine dair, ailesine dair ciddi bir kaygı eşikleri bayağı yüksekte gençlerimiz Yani bir kere şunu düşünsünler. Gençlik yıllarında yapmış oldukları her eylem, her çaba, her gayret onları hayata azalacak. Ama bunun nasıl olmasının kararını üçüncü şahıslar, arkadaşları, veya başka birileri, belki çoğu zaman ailesi bile değil, hı hı. kendileri karar verecekler. Bir kere nasıl bir gelecek hayal ediyorlar? Çünkü bir şöyle bir e, amaçsızlık görüyoruz. Yani hı hı. geleceğe dönük bir amaçsızlık var. Nasıl bir gelecek hayal ediyorlar? Kendilerine 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nerede hayal ediyorlar? E, eğitimde hedefledikleri nedir? Ailede hedefleri, hedefledikleri nedir? İş hayatında hedefleri Bunun bir hedefini koyacaklar önce. Hı hı. Bu hedef... Önünde duracak. Bu hedefe ulaşmak için ben ne yapmam lazım? Çok basit. Ne yapmam lazım bu hedefe ulaşmak için? Efendim, e, iyi bir eğitim hayatı almam lazım. Sosyal ve kültürel olarak kendimi geliştirmem lazım. Çağın dilini yakalamam ve iyi okumam lazım. İşte sosyal etkileşimlerde bulunmam lazım. İşte kültür, sanat, edebiyat, müzik, kendimi o alanlarda da rahat hissetmem lazım. Ailemle aramın iyi olması lazım. Bundan sonraki ilişkilerimde mutlaka iletişime dikkat etmem lazım falan. Peki bu söylediğimiz bir çırpıda saydığımız 3-5 maddeyi hı hı. bu genç kardeşimizin e, yapabilmesi ya da ona konuşlanabilmesi için ne yapması lazım? Şunu yapması lazım. 12-13 yaşlarında veya 8-9 yaşları da diyebiliriz. Ortaokul seviyesinde hı hı. diyelim daha özetle. Ortaokul seviyesindeki anneler, babalar, öğretmenler, rehber öğretmenler çocuklarımıza var bizim eğitim sistemimizde yönlendirme eğitimi ama evet, evet. maalesef şey işlemiyor yani... E, çok reel işlemiyor. Hı hı. Yönlendirme var. 2009 yılında müfredatımıza girdi. Evet. Yönlendirme nedir? Kısaca onu da söyleyeyim. Avrupa'da mesela çocuğun ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre hı hı. işte ebeveynleri, e, ailesi, öğret, öğretmenleri ortak karar alıyorlar. Bu çocuk bu alanda ilerlesin. Hı, hı. Amaç o. Yönlendirme inanılmaz güzel bir şey. Düşünsenize. Kesinlikle sizin, hocam. Sizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinize göre belki spora yöneleceksiniz, değil mi? Belki ne nedir o? Müze'ye yöneleceksiniz. Hı hı. Belki bilim adamı olacaksınız. Hı hı. Keşfetmek diyelim. Yani bu Osmanlı'da çok daha erken zamanlarda yapılabiliyormuş. Var da o zaman öyle bir eğitim sistemi. Oturacaklar, bir karar verecekler. Bu çocuk gelecekte hangi alana yönelirse, nasıl ilerlerse başarılı olur. Belki çocuğumuz inanılmaz bir müzisyen olacak değil mi? Hı hı. Ama biz ısrarla ne yapıyoruz? Matematik öğren yavrum, fizik öğren yavrum, kimya öğren yavrum diye çocuğu bir bambaşka alanda konuşlandırıyoruz. Hı hı. Son yani 50 yıldır bu... ama bu hata yapıyoruz. Sürekli aynı şekilde daha iyi bir meslek sahibi olup e, hem e, şeyde ortamda, sosyal ortamda, toplumda saygın bir yer elde etsin. Hem de para kazansın, maddi durumu iyi olsun, e, geçim kaygısı olmasın diye. Ama zaman değişti artık yani çok güzel bir şekilde farklı mesleklerle de insanlar anlının teriyle çok güzel e, para kazanabilirler ve toplumda da saygın bir yer elde edebilirler. Ama bunu biraz ebeveynler çok e, nedense e, göz ardı ediyoruz galiba. Hep böyle doktor olsun, mühendis olsun diye bir çocuklara fazlaca baskı yapıyoruz galiba hocam. İşte geleceğim buraya. Bu karnenin sağ tarafına bakma hastalığı. Bu. <laughs> Bakın bu hastalığın adı, e, altını çizeyim. E, karne'nin sağ tarafına bakma hastalığı. Hı hı. Oraya gelecektim. Şimdi bu karar o kararı verdi ya anne baba ebeveyn. Evet Çünkü çocuğa bir hedef koymanız lazım. Hı hı. Şimdi hedefi olmadığı zaman o çocuk kendini boşlukta hissedecek. İlerleyen zamanlarda çok önemli bu. Hı. Koyduk hedefi. Ne zaman koyduk? Bakın çok önemli. Ortaokula başladığı zaman söylüyorum net. Ben lise müdürlüğü yaptım. Lise 2'de 3'te alan seçecek. 2'de hı hala bir amacı olmayan hala nereye işte bu mutsuzluğu doğuruyor. Hani gençlerimizin sorunları, problemleri oradan girdi mi ya? Hı hı. Şimdi o amacı belirlemediğiniz zaman çocuk kendini boşlukta hissediyor. Evet. Akademik kariyer, başarı sizin söylediğinize gelecek olursak. Karnenin sağ tarafına bakma hastalığı. Baktık ne oldu? İşte Türkçe, matematik, işte fizik, kimya, biyoloji, edebiyat bir takım şey. Bir de karnenin sol tarafı var. Hı hı. İşte temel problemler ilerleyen yaşlarda akademik başarı akademik başarı diye ısrarla ve inatla çocuklarımıza yüklediğimiz o misyon eğer karnenin sol tarafındaki erdemlerle, değerlerle, ahlaki gelişimlerle, iletişimle doğru orantılı gitmiyorsa hı hı. işte biz mühendislerimizi hırsızlık yaparken, hı hı. doktorlarımızı başka bir şey yaparken öğretmen görebiliyoruz. Hı hı. Yani salt akademik başarı değil. Hı hı. Aynı zamanda kültürel, sosyal, ahlaki Başarının da o başarıyı birlikte örtüştürmesi lazım. Yani, yani hepsi o, bir bütün olarak tabii, aslında hayata yansıtıldı. Çocuğa hedefi bitirdiniz, hedefi koyduk ortaya değil mi? Nereye koyduk? Yatağına, annesi, hedefimiz belli. Nereye kazanacağız? İşte ha bunu e, olmazsa olmaz mı? Değil. Değiştirilebilir, sıkıntı yok. Ama bir hedef olsun, bir amaç olsun. İşte yatağının işte yattığı zaman görebilecek aynanın işte en çok göreceği yere koyun deriz. Hocam, Hatta. Bizim odasına çok özür dilerim. Odasına yazın ya doktor Selma işte güzel hı hı. diyelim. Veya doktor Alperen veya öğretmen koyun yani, bu hedefi koyun. Koyduktan sonra ne yapalım? Bir hikaye var. Eğer e, sorunuz yoksa yok anlatayım. Yok hocam, onunla buyurun. betimlemek tabii, istiyorum. Tabii. Çok <laughs> güzel bir hikaye. Çok severim bunu anlatırım zaman zaman da tüylerim diken diken olur. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Hı hı. Üniversitede bir hoca, sosyolog. Araştırma şu. Acaba Amerika'nın varoş semtlerinde o bölge varoş semtiymiş. Hı hı. O varış semtlerindeki çocukların hayatta başarılı olma şansı nedir? Hmm. Araştırma güzel, Görevlendirmiş öğrencilerin öğrenciler araştırma yapmışlar, 200 tane öğrenci üzerinde. Sonuç şu: Bu öğrencilerin hayatta başarılı olma şansları sıfır. O oldukça düşük. Rafa kaldırmışlar. Hı hı. Aradan 20 yıl geçmiş, 20 yıl sonra oranı şeyi değişmiş, de işte yöneticileri değişmiş, hı hı. başka bir yönetici gelmiş, hı hı. başka bir sosyolog araştırmayı görmüş. Allah Allah demiş. Bir de biz bir araştırma yapalım bakalım. Hı hı. Bu 200 çocuk gerçekten bizim yaptığımız araştırmaya göre başarısız olmuş mu olmamış mı? Hı hı. Bu 200 tane çocuğa ulaşıyorlar. 7 tanesi ölmüş. 193 tanesine ulaşıyorlar. Evet. Ve yüzde %90'ı doktor olmuş. Gerçekten mi? İnanılmaz Okey. bir şey diyor. Hı hı. Impossible, imkansız değil mi? <laughs> evet. Ya bu nasıl olur? Hı hı. Mümkün değil. Bulun bunun hocasını. Hı hı. Gitmişler bir tane yaşlı bir kadın. Kadına gidiyorlar, araştırmadan bahsediyorlar. İlkokul hocası diyelim bizim literatürümüzde. Böyle böyle yani bu çocukların hayatta başarılı olma şansı yok diye bir rapor var elimizde. Nasıl oldu da bu çocuklar hayatta hem başarılı oldu hem de doktor oldular? Hı hı. Ne yaptınız siz demişler. O kadın e, gözleri dolmuş şu cevabı vermiş. Ben onları çok sevdim demiş. Hı. Ardından anlatmaya başlamış. Bir gün derste sordum. Ne olmak istiyorsunuz? Ne cevap veririz biz hemen? Doktor öğren. iyi bir insan O en sonunda gelir genelde. Evet. Ne olmak istiyorsunuz diye sormuş. Hepsi demiş ki doktor bizde de vardır yok. Evet. Öyle mi? Harika. Ben de sizin doktor olmanızı istiyorum. O zaman ne yapalım? Doktorluk doktorlukla ilgili ne gerekiyorsa onu yapalım. Beden eğitimi dersinde doktor hareketleri. Hı. Resim dersinde doktor resimleri. Müzik dersinde doktor şarkıları. Matematik problemleri bile doktor problemleri. Hı. Bütün dersleri onların hedeflerine uygun bir şekilde işlemeye başladım. Yani işte ağaç yaşken eğilir diyoruz ya, hedefi de küçük kendinden belirlediği Hedef için. Hedef çok önemli. Çok önemli. Çocuklarımızı şu amaçsızlıktan lütfen bir kursa bakın ben lise müdürlüğü yaptım. Hı hı. Çocuklarıma soruyordum, az evvel söyledim ya. Vallahi 12. sınıf, 11. sınıfta alan seçecekler. Hı hı. Hocam daha karar veremedim. Ne zaman hocam karar hala yok. öyle ama. şimdi evet. Bu yıl Allah nasip ederse benim en büyük kızım da üniversite sınavlarına girecek. Şu an. Sürekli konuşuyoruz. Ondan sonra arkadaşlarıyla Allah bir araya geliyorlar. Allah Sağ olun hocam. Allah razı olsun tüm öğrencilerimizin inşallah. Ee, ama sizin söylediğiniz e, gibi e, hiçbirisinde yani o şeyi göremiyorum ben. Hedefi göremiyorum i̇şte mesela. okulda başladığında başlatmamız gerekiyor. Çok önemli. Hani biz söylüyoruz. E, elimizden geldiğince böyle örneklikler de göstermeye çalışıyoruz ama maalesef hani onu yakalayamıyorum dediğiniz gibi ee, işte soruyorum işte Berfin senin hedefini endüstriyel tasarım da olabilir mimarlık da olabilir öbürü diyor ki işte ezel Hangisi işte ya tıp da olabilir. Ya kardeşim hiçbirinizin mi bir tane böyle net bir şekilde ayet şeyiniz mi? yok. O değiştirilebilir bir şey. Evet öyle ben de takınmasın. öyle diyorum ama hocam hiçbir tane şey yok. Yani bana bir tane meslek söyleyin sadece idealinizdeki hayalinizde. Bizim öyle miydi sizin söylediğiniz gibi biz ortaokulu bitirdiğimizde evet. lise döneminde eğer öğretmen olmak istiyorsak Stilist bile olmak istiyorsak, terzi bile olmak istiyorsak belirginleşmişti. Bunu son zamanlarda yavaş yavaş kaybetmeye başladık hocam biz. İşte bu e, konumuz e, gençlerimizi zararlı maddelerden nasıl Hı -hı. koruyabiliriz? Hı -hı. İşte temelinde ilk başta bu yatıyor. Hı -hı. Şimdi çocuklarımıza doğru hedefler vermek, onları o hedefler neticesinde doğru konuşlandırmak lazım. Hı -hı. Eğer bunu yapmazsanız bu çocuklar bomboş hayata karşı işte benim bir amacım yok. Sorun gençlere, hı hı. sorun sokak röportajı yapın, mikrofon uz uzatın, samiyetle söyleyin. Yaşama şeyim yok, hevesim yok, kendimi çok boşlukta hissediyorum, hı hı. çok sıkılıyorum, e, çok bunalıyorum, evet. çok daralıyorum. Bu cümleleri ne kadar duyarsınız değil mi? Hı hı. Bir de şimdi pandemi de geldi evet. ya üstüne, evet. tuz biber oldu gerçekten O yüzden de. doğru hedef, hı hı. ilk birinci düğme hı hı. çocuğumuza doğru bir hedef koyacağız. Hı hı. Doğru hedeften sonra devam edeyim isterseniz. Buyurun hocam. Şimdi doğru hedef koyduk mu? Tamam, hedefimiz belli. Peki bu hedefe ulaşmak için çocuğumuza şöyle bir sohbet yapacağız. Ne yapacağız? Oturacağız. Hı hı. Hadi bakayım canım benim. Sohbet bizde sohbetler nasıl yapılır? Hı hı. Baba anne, çocuk sohbeti nasıl olur? Anne çocuk sohbeti. Hocam biz bir, emir cümleleriyle mi yapıyoruz? Emir cümleleriyle ha. yapıyoruz Aa, bir kere. Işte Kesinlikle o sohbet değil o. O sohbet değil. O. Hı hı. O, sohbet değil. Hı hı. o karşı tarafta senin işte emrinin altında <laughs> çalışan birisi var. Sen komutla bu sohbet değil. Lütfen anneler babalar beni iyi dinlesinler. Çocuklarınızı alın karşınıza. Hı hı. Rica ediyorum. Bakın ortaokul kaç yaşında? 11. Hı hı. 11. 10. 12. Alın karşısına bir sohbet. sohbet. nedir? Sohbetin amacı şu. Çocuğumuza diyeceksin. Yavrum şimdi gözlerini kapat bakayım. Kapattı. 20 yıl sonrasını bir düşün bakalım. Neredesin? İşte Amerika'dayım, işte Almanya'dayım veya Türkiye'deyim veya şu işi. Ne işi yapıyorsun? Konuşuyoruz sohbet. İşte şu işi yapıyorum. Aa harika bu işi yapmak için buraya gelene kadar hangi yollardan geçtin? Anlatıyor çocuk. İşte şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Demeyin ki 10 yaşındaki çocuk konuş Vallahi konuşur. Hmm. Peki e, lisede nasıl bir öğrenciydin? Orta, üniversitede nasıl bir eğitim aldın? İşte bu a, şeye ulaşmak için başka neler yaptın? Alta kadar geliyoruz. Nereye kadar geleceğiz biliyor musunuz? Amacımız bu. Yukarıdan başlamamız. Hmm. En altta şu an yapması gereken sorumluluğu kendi ağzından söyletene kadar devam edeceğiz. Hmm. Ama bunu nasıl yapacağız? Sanki karşısında bir arkadaşı varmış gibi sohbet edeceğiz. Hiçbir yargılama cümleleri geçmeyecek içinde. Hiçbir hı hı. çocuğa yön vermeyeceğiz. Sadece onun ağzından duymak isteyeceğiz. Hı hı. Ha Sonra değiştirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama o çocuğun içinden onu his, istemesini ve hissetmesini sağlayacağız. Bunu da sağladık mı? Evet. Sağladık. Birinci hedefi koyduk. İkincisi çocuğa büyük bir ideal çizdik. Ondan sonra anne baba olarak biz o sohbet ortamında çocuğa bu amaca ulaşması için hı hı. neler yapacağını tecrübelerimizle anlatacağız. Hı. En üstten çocuklar, başlayacağız. Tabii. Aslına bakarsanız evet. hayal kurmasını sağladığımız zaman zaten ideallerini de yüksek tutmaya çalışacaktır. Tabii. Ne olursa olsun onu yargılamayacağız. Hiçbir şekilde karışmayacağız ona anladığım kadarıyla. Şu cümleleri kuruyoruz ya genelde. Avukat ol. Hı. Şimdi biz kuruyor. Kim evet. kuruyor bu cümleyi? Biz kuruyoruz. Doktor ol. Çocuğun söylemesini sağlayacak. Söyledi mi? Birinciyi yaptık. İkinci, çocuksu, üçüncüsü. Biz çocuklar anne babalarının yaşam tecrübelerini dinlemeye bayılırlar. Hı hı. Kendi yaşam tecrübemizden ama içinde yine yargılama, ötekileştirme, dışlama olmayan kendi hayat tecrübelerimizle o amaca nasıl ulaşmasıyla ilgili doğru telkinler, doğru nasihatler, doğru cümleler kuracağız. Hı hı. Dört, doğru rehberler bulacağız çocuklarımıza. Doğru yol arkadaşları diyelim. Hı. Kimdir bunlar? Şimdi... Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Çok kadim bir cümledir ya. Hı hı. Kişinin e, dini arkadaşının üzerinde vardır böyle cümle. Evet. Arkadaş, doğru bir yol arkadaş. Aile içerisinde onun çok sevdiği birisi. Hı hı. Dayı olur, değil mi? Evet. Amca olur, teyze olur. Hı hı. Belki anneden babadan daha fazla sevdiği teyzesini daha fazla seviyordur. Hı hı. Dedesini daha fazla. Doğru yol arkadaş. Hı hı. Bu doğru yol arkadaşları çocuğumuza ne kazandıracak? İşte o hayatın içindeki o tecrübeler var ya. Hı hı. Ama bakın bu tecrübeler anlatılırken çocuğa e, şey cümle yani günümüz çocuğu Z kuşağı biraz hani çok fazla nasihat değil de içinde hani onun onu düşünerek biraz ben diliyle hı hı. anlatarak ya sen diliyle ötekileştirmeden hı. bu doğru yol arkadaşları Dedemiz, teyzemiz, amcamız, dayımız çocuklarımıza olumlu örneklerle, doğru sohbetlerle yaklaşarak devam edecekler. Ondan sonra e, iyi bir eğitim, iyi bir kariyer planı. İyi bir eğitim planı. Hepsi güzel... aslında ardı ardına Tabii. gelecek sizin i̇yi söylediğiniz. İyi bir eğitim gibi. planı, iyi bir eğitim planıyla ne olacak Allah'ın izniyle e, devam edip gidecek diye. Evet. E, peki elimizden geldiğince dediğiniz gibi e, eğitim kariyerinde e, söylediklerinizin hepsini yavaş yavaş uygulamaya başladık. Her şey gayet güzel gidiyor. Arkadaş çok önemli demiştiniz ya e, bu anlamda. Çok önemli değil. Çok önemli değil Kesinlikle mi? Kesinlikle çok önemli. Ha kesinlikle çok önemli. Evet. <laughs> bir an tereddüt yani ettim ben. de. kesinlikle çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Evet. Kiminle arkadaşlık, Daha kiminle arkadaşlık nereye yaptığını, arkadaşlık yaptığını, nereye gittiğini, anne babalar var. Hmm. Okulda çocuğu hangi kiminle arkadaş, çocuğu e, bilmiyor. Bitti. Ruhuna fatiha. Hmm. Çocuğunun kiminle arkadaşlık yaptığını bilmeyen bir anne baba hiç benim çocuğumun şöyle bir problemi var diye gelmesin. Hmm. Kusura bakmasın. Çünkü o çocuğu yetiştiren arkadaşı. seni dinlemez, onu dinler. Evet. Hatta onun belki zaman zaman soruyorlar, hocam işte ders çalışmıyor şu, sevdiği bir arkadaşı var mı? Hı hı. Var. O arkadaşının diliyle söyleyin diyorum. Hı. O arkadaş söylerse. A Mesela bazen çocuk benim çocuklarım sağ olsunlar. Oğlum Ottu makine de okuyor. Maşallah hocam. Kızım hukuku bitirdi. Oh maşallah. Diğer <laughs> çocuğum da tıp fakültesinde okuyor. Benim çocuklarım sağ olsunlar. Yani annelerine çekmişler. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> annelerine. <laughs> çek genelde gerçekler. iyi eğitim, kariyerleri olunca genelde baba derler ya Yok oraya. annelerine çekmişler. Ben hep öyle söylüyorum. <laughs> Çünkü iyi bir anne olmazsa arkalarında Tabii ki doğru oraya girecektim hı hı. aile iyi bir anne olmazsa asla o çocukların başarılı olma şansı zaman zaman böyle konuşuyoruz hı hı. çocuklarımdan da duyuyorum bu cümleleri söylüyorlar hı hı. onun için arkadaş önemli değil çok önemli hı. okul müdürlüğü yaptığım sıralarda veliler geliyordu bazen bir problem oluyor e, çocuğun en iyi arkadaşı kim biliyor musun diye soruyordum e, bilmiyorum çık diyordum hı. bak net söylüyorum, beni. Bilenler bilir. Çık dışarı. E, bilmiyorsan ne konuşacağız? Hı hı. O yüzden arkadaş e, deyip geçme. Hatta suça karışanlarla ilgili bir araştırma var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Hı hı. Buyurun söyleyin. Soruyorlar işte niye suça karıştın? Ben arkadaş kurbanıyım. Hı. Hadi bakalım. Yüzde doksan dördü ben arkadaş kurbanıyım demiş. Hı hı. O yüzden arkadaş önemli değil çok önemli. Altını çizmek için evet. sözünüzü kestim kusura bakmayın. Estağfurullah hocam olur mu? Kötü alışkanlıkların başında da zaten ilk önce evet. eğer arkadaşımızı doğru seçemediysek Bizim aile ortamımıza uygun değilse onun o işte ıı, sigara veya bazı madde bağımlılıkları ile alakalı ıı, alışkanlıkları olduğu zaman bir süre sonra farkında olmadan bakıyoruz ki kendi çocuğumuzda ya da biz de içmiş oluyoruz öyle değil mi? O yüzden diyorsunuz arkadaşlar. Hemen gireyim oraya diye. o zaman. O yüzden hemen bir zararlı alışkanlıklara hemen giriş yapalım. Oraya. Şimdi ülkemizdeki gençlerin e, kötü istatistikler var ya söyleyip can sıkmak da istemiyorum ama hadi Hı. söyleyeyim. E, %36'sı. Sigara içiyor hı hı. gençlerimiz. Evet. Ee, alkol biraz daha düşük. Hı. Diğer bağımlılık yapan maddeler biraz daha düşük. Ve arkadaşı sigara içen, bir çocuğun sigara içmeme ihtimali yüzde bir bile değil. Arkadaşının herhangi bir zararlı madde kullanımı e, neticesinde ya bir kereden bir şey olmaz. Evet. Erkek değil misin? Hı hı. Hadi sen de denene var hı hı. gibi sempatik gözüken hı hı. cümlelerle arkadaş ortamlarında kendini ispatlama Hı -hı. çabasıyla o içinde de eğer aileden kaynaklanan bir boşlukta varsa Hı -hı. ailenin oluşturduğu bir sevgisiz, ona güvensiz, ona çizilmemiş hedef o boşlukta bırakılmışlıkta varsa Hı -hı. o çocuk kendini ispat etmek için o tür ortamlarda bu tür deneyimlerin içinde bulunuyor. Çok, Çok önemli. güzel ifade ettiniz evet. hocam gerçekten de. O, o yüzden bu deneyimleri en aza indirmenin yolu da az evvelki söylediğim o üç maddeyi e, maksimum düzeyde kullanmak lazım. Belki ileride sorarsanız oraya da özellikle girmek istiyorum. Hı hı. Şimdi arkadaşı düşünsenize diyor ki ya oğlum diyor ya iç lan, ne var diyor. Kendini ispat etme çabası hele bir de derslerinde başarısızsa hı. inanılmaz yakalıyor. Kendini... Orada gerçekleştirmek istiyor çocuk. Hı hı. Yani bak ben bunu varlığını, yapıyorum. Tabi benliğini belki de ispat Evet Çünkü o güven yok ki, o sevgi ortamı yok. O çocuğa biz sana ne olursan ol, ne yaparsan yap, hangi ortamda bulursan bulunursan bu. Biz sana güveniyoruz mesajı almamış anne babadan. Hı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Onaylanma ihtiyacı o Çocuk kendini nasıl onaylatmak? Nasıl varlığını kabul ettirmek? Hı hı. Nasıl arkadaş ortamında bulunmak. İşte bu sefer ne oluyor? İşte ya deneyeyim diyor. Bir başlıyor sigara. Ardından diğer maddeler. Ya bunlar hepsi bağımlı değil tabii ki. Yani bir tane içti, sonra bağımlı oldu veya işte bir iki kere içti. Ba bağımlılık ayrı bir şey, bambaşka bir şey. Belki e, soru gelirse evet. onunla da ilgili konuşabiliriz. Evet, evet. Ama bunlarla tanışma yaşları maalesef 13 yaşına kadar düşmüş. Hı hı. Sigarayla tanışma yaşı, alkolle tanışma yaşı e, maalesef maalesef çok küçük yaşlara kadar hani can sıkıcı rakamlar da çok söylemek istemiyorum ama hı hı. düşmüş vaziyette. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Hı hı. Belki bunu daha fazla konuşmamız lazım. Tamam, oldu. Tamam böyle sıkıntılarımız var. Tamam gençlerimizin böyle problemleri. Ne yapmamız lazım? Efendim internet bağımlılığı var diyor anne baba. Bağımlılık evet. mı bilmiyoruz. Hı -hı. Çok fazla internet kullanım. Hemen bağımlı diye tanımlıyor. Onu da yapmasınlar. Hı -hı. Yani benim çocuğum sigara bağımlısı işte alkol, bağımlı olması için en az 12-13 kriter lazım. Bunu uzmanlar açıklıyor. Bunu gittikleri zaman söylerler doktorlar. Bağımlılık hemen ortaya çıkan bir durum değil. O yüzden adını bağımlılık koymasınlar. Hı -hı. Bir de çocuğumuzu bu şekilde lanse etmeyelim. Hem kendisi tekselleştirip ben bağımlıyım e, düşüncesiyle e, kendisini daha çok o yöne çekecek belki de. Üzülmeyin lanse etmiyorlar. Tam tersine gizliyorlar. Öyle mi? Onu anlatayım. Hmm. Tam tersine gizliyorlar. Gerçekten mi? Tabii. Bu çok önemli. Neden? Mesela zararlı madde kullanan bir ebeveyn çocuğunun bu zararlı madde kullandığını tam tersine gizliyor. Hmm. Bizim ailemizde hiç yoktu. İşte bu nereden çıktı? Ya işte bir hata yapmış. Tam tersine gizliyor. Hmm. Yani özellikle zararlı madde kullanan bir ebeveynin yapmaması gereken en temel Birinci davranış gizlememektir. Hı. Çünkü o çocuğun rahatsızlığıyla alakalı hemen tedavi sürecinin başlanması. Ben bağımlılıkla ilgili şunu söylüyorum. Yani çocuğun e, bağımlı olup olmadığına kendileri lütfen karar vermesinler. Hı hı. Bir zararlı madde kullanıyor. Belki az evvelki e, söylediğim nedenlerden dolayı bir kere denemiş de olabilir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden anne baba durumu bir tespit etsinler. Ki hele 3 yıl sonra tespit ediyorlar. 2-3 baya... yıl Tabii tabii zararlı baba. madde. Allah Geçmiş oluyor işte hocam. Üç yıl niye geç keşfediyorlar biliyor musunuz? Konduramıyorlar. Hmm. Kendi çocuğumuzun belki de evet e, bu tür alışkanlıkların meyilli olduğunu, komikleştiğini söyleyebiliriz. Yapmaz diyorsun. Bizim ailede yok diyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Ya Ama, da anne baba eğer abi, bize hani, nereden maalesef, geldi? Biz iyi bir aileyiz diyorsun. İşte sigaradan e, bahsetmek evet. gerekirse anne baba aile ya da büyüklerde içen yoksa sizin de söylediğiniz gibi hani zaten biz içmiyoruz. Orada arkadaş faktörünü düşünmüyorlar ya hani ondan sonra benim çocuğum da içmez diye düşünüyoruz e ama işte yanılıyoruz. Biz e hani lise müdürlüğü de yaptım dediniz evet. ya o yüzden hani eğitimcisiniz yazarsınız sürekli gençlerle, velilerle, bebeğinlerle hep bir aradasınız. Çok. Siz de zaten artık üç tane genç yetiştirmişsiniz. Çok şükür. E, o yüzden sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz hocam. Evet. Çünkü bizim en kıymetlilerimiz ben programın başında da söylemiştim gençlerimiz en büyük zenginliğimiz. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Hocam onu izleyeceğiz. Ondan sonra o da çözüm bugün... yollarını unutturmazsanız oraya bir gezineceğiz. Yok biraz çözüm istiyorum. yollarını unutturmayacağım. Evet. Tamam. O çözüm yollarını konuşacağız Önemli inşallah. Olur. Tamam. Ee, ama e, VTR'den sonra da güzel hanıma gideceğiz. Bugün muhtelif işlerde tamam. yine böyle değişik bir etkinlikler yapacağız değerli izleyenler. Evet en büyük zenginliğimiz gençlerimiz. Buyurun gelin hep birlikte izleyelim. Evet Zekeriya hocam gençlerden sohbet etmeye devam edeceğiz. Az önce onları artık yavaş yavaş geldik. Hani nasıl bir hedef koyacaklar, nasıl bir yolda yürüyecekler konusunda bir şey çizdiniz, yol çizdiniz, güzergah gösterdiniz onlara. Ama arkadaş çok önemli, çok çok önemli dedik. Ee, ve zararlı alışkanlıklardan nasıl korumamız gerekiyor Aslında bugünkü konunun ana fikrine geldik çözüm yolları konusunda Özellikle de e, sevgili izleyenlerimize ne tür tavsiyeleriniz olur neler söylemek istersiniz hocam. Öncelikle çözüm yolları hı hı. çok mühim. genelde bu tür programlarda ya da konuşmalarda hep konuşulur konuşulur hı hı. fakat çözüm yolları, hı hı. yolları üzerinde çok fazla durulmaz. Evet. Biraz çözüm yolları üzerinde ayrıntılı durmak gerekiyor bence. Şimdi çocuklarımız özellikle Z kuşağı dediğimiz bu kuşak e, teknolojinin kucağında doğduğu için çok da fazla internet üzerinden ya da sosyal medya üzerinden sosyalleşmeyi seven evet. bir kuşak. Dolayısıyla bizim de anne baba olarak çocuklarımızın hani Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. E, çok hoşuma gider. Çocuklarınızı kendi yaşadığınız çağa göre değil yaşayacakları çağa göre hazırlayın. Hı hı. Şimdi... Eğer böyle bir çağda yaşamışlarsa bu çocuklar ki yaşıyorlar, sosyal medyanın da kucağında doğmuşlarsa bizler anne baba olarak çocuklarımıza yön verirken, çocuklarımıza hedef gösterirken ya da onlara bazı şeyleri yap veya yapma derken bu kuşağı tanıyacağız, tanıdıktan sonra onlara yaklaşım tarzı belirleyeceğiz. Yani bizim zamanımızda neydi? Anne baba emir verirdi, o emire kayıtsız ve şartsız herkes uyardı. Evet. Terliği 30 metreden hedefine tuttururdu anne. Depresyon diye bir şey yoktu, ergenlik diye bir şey yoktu. Giremezsin ergenliğe. Ya Böyle bir durumdu tamam ama şu an öyle değil. Bu çocuklar... Birlikte yapmayı seven çocuklar. Bu çocuklar fikirlerine değer verilmesinden hoşlanan çocuklar. Bu çocuklar aynı anda birkaç işi birlikte yürütebilen çocuklar. Hı -hı. Bu çocuklar sosyalleşmeyi özellikle sosyal medya üzerine sosy sosyalleşmeyi e, toplumsal hassasiyet içeren konularla alakalı duyarlı davranmayı efendim haklı gördük kendilerini haklı gördükleri konularda bir ve beraber hareket etmeyi Hı -hı. görüyorsunuz e, olumlu veya olumsuz örnekleri Hı -hı. var Hı -hı. söylemeyeyim. Seven bir kuşak. Ha biz anne baba olarak ne yapacağız? Biz öncelikle iyi bir anne, iyi bir baba olacağız. Hmm. Nasıl? Şöyle çok basit. Mesela başın secdeden kalkmıyor. Örnek vereyim. Ee, sürekli dua ediyorsun, Kur'an okuyorsun. Maşallah dört dörtlük Müslümansın. Namazı bitiriyorsun, annesine şiddet uyguluyorsun. Hmm. İstediğin kadar anlat. Hocam aslında o kadar önemli bir şey söylediniz ki heh. şimdi bence burada muhtemelen e, çözüme girdim. Heh, çözüme girdiniz artık doğru söylüyorsunuz. E, buradan baktığımız zaman o kadar çok ailede e, düşünüyorum ben. Herkes diyecek ya mutlaka bende de var, bende de var. çok iyi dinlesinler. Ben aynı şekilde düşünüyorum. Bende de var diyecekler, bende de var diyecekler. O yüzden istiyorum ki burayı çok e, dikkatli bir şekilde e, ve tırnak içerisinde dinlesinler. Çünkü e, hepimizin Allah'ın izniyle ibadetlerimize elimizden geldiğince dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Allah'a olan borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. İbadetlerimize dikkat ediyoruz anne-baba olarak ama zannedersen bu yeterli değil. Şimdi tam olarak bunu anlatayım ve lütfen e, lütfen e, bunu çok iyi dinlesinler. Hı hı. Hakikaten önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Ben namaz dedim ya hı hı. kendini demokrat, özgürlükçü, hı hı. kendini işte. X, Y, Z, neyse tanımlayabilir. Benim için sorun yok. Kendini ne diye tanımlıyorsa hangi erdeme göre değerlendirmek istiyor? ben kendim öyle söyledim. Hı hı. Efendim e, doğruluktan, dürüstlükten bahsediyorsun ama e, evin içinde hiç doğruluk, dürüstlük geçmiyor. Me, örnek vereyim mesela telefon geliyor. E, bir borcunuz var veya alacağınız var. Telefonda e, yok evde. E, görmüyor mu zannediyorsunuz o evin içindeki çocuklar bunları? Hı. Şimdi Evin içinde anne ve baba olarak çocuktan beklediğiniz tüm davranışlarla alakalı ilk uygulayıcı, ilk mektep siz olmak zorundasınız. Şimdi anne, bu çocuklara ne oldu? Bakın. Anne ve baba iyi olmadığı için o çocuklar öyle oldu. Bir gün bile baba çocuğunu karşısına alıp hele genelde oğullarıyla en az konuşurlar. Şöyle bir karşısına alıp az evvel söyledim ya sohbet ya. Sohbet yapmamışsa bir gün bile alıp yavrum senin ne derdin var ne sorunun var? Her istediğini alıyorum ya. Ne dediysen yapıyorum ya. Hmm. Bu değil. Kullandığımız cümle bu değil. Dememişse baba, çocukla o iletişimi kurmamışsa ya da annenin sürekli evin içindeki pozisyonu her şeyden şikayet etme üzerine kuruluysa bu evin hizmetçisi miyim? Ben işte her şeyi ben niye yapıyorum? Siz niye dünya bundan ibaretse Hanımefendi haklı olmayı mutlu olmaya tercih edip sürekli haklı olup bir şeyler kotarma telaşındaysa, baba da mutluluğu hep üçüncü şahıslarda ve dışarıda ala, arama e, bir modeli geliştirmişse, hı hı. E, bu evin içindeki çocukları elbette arkadaşı ve internet büyütecektir. Hı. Şimdi siz bu evin içindeki çocuğun madde kullanımını elbette 3 yıl sonra öğrenirsiniz. Hatta 300 yıl sonra öğrenirsiniz. Evin içini siz cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirmediğiniz müddetçe ben sabaha kadar konuşayım. Dünya kadar program yapılsın. Eğitim sistemi muhteşem olsun, mükemmel. Hayır. Her şey o ailede bitiyor. İlk eğitim baba babada bakın, başlıyor. Bakın. Bir baba, bir baba evladına ya bir kere şöyle sarılıp yavrum seni seviyorum demez mi ya? Ya da o çocuk babasının sevgisinin yerine hı hı. bir başka sevgilere ikame etmeden önce acaba babam beni seviyor mu gibi bir tenakuza neden düşer? Böyle bir çelişkiyi niye yaşar o çocuk? O sevgisiz ortam nasıl nasıl bir ailede oluşmuş? Sosyal medya hayatımıza girdi. Herkesin kendince bahanesi var. Herkes bir şeyler söylüyor. Bir like almak için en güzel resmi işte çok paylaşılsın diye işte ne paylaşayım diye deli divane olan insan çocuğunun acaba gözündeki değerini, çocuğunun onu sevip sevmediğini veya kendisinin çocuğunun gözünde anne baba biliyor mu acaba? Veya onun için bir çaba gösteriyor mu acaba? Bir örnek anlatayım. Çok Buyurun güzel hocam. bir örnek. Bir gün Peygamber Efendimiz'e suhfa ehlinden birisi gelir ve bir kase üzüm getirir. Peygamber Efendimiz üzümden alır, yer ve tebessüm eder. Bir tane daha alır, yer, tebessüm eder. Herkes şaşkın. Peygamberimiz kimseye vermiyor. Alır, yer, tebessüm Şaşkınlar çünkü Peygamberimiz önce verir. Bütün kasedeki üzümler biter. Peygamber Efendimiz her seferinde tebessüm eder. Adam mutlu, peygamberimiz mutlu. Adam gider. Hemen sahabiler yanışıyor. Ya Resulallah. Hani siz önce bize verirdiniz. Hı hı. Sonra kendiniz yerdiniz. Nedir bu işin sebebi? Hikmeti. Yeni bir ayet mi indi? Yeni bir şey mi nazil oldu? <laughs> Peygamberimizin cevabını şuraya koyalım. Başka da hiçbir şey konuşmayalım. Hı. Konuşalım da şey olarak söylüyorum. Altını çizmek açısından. Adam diyor bana üzüm getirdiği için çok mutluydu. Hı hı. Üzümden bir tane aldım. Üzüm ekşiydi. Hı hı. Korkarım ki bu ekşi üzümden içinizden birine veririm de bu adamın mutluluğuna engel olursunuz diye hmm. size vermedim der. Yani orada meclisteki bir kişi bile yüzünü buruştursa beğenmediğini söylese ne kadar Mutluluğa. üzülerek gidecek Onun mutluluğuna engel olur muyum diye. Şimdi biz anne baba olarak eşimizin yanı başımızdaki hanımefendinin beyefendinin acaba böyle söylersem veya böyle yaparsam acaba üzülür mü? Acaba canı sıkılır mı? Hı hı. Acaba morali bozulur mu? Ya bu bunu da demeyeyim ya. Ya da böyle yapmayayım ya diye düşünsek. Acaba kendi evladımız için, kendi çocuğumuz için üçüncü şahsada harcadığımız mesaiyi bakın, işimizde patronumuzu mutlu etmek için, doğru mu? Evet. Dışarıda arkadaşlarımızı mutlu etmek için, hı hı. doğru mu? Sosyal medyada tanıştığımız Tırnak içinde söyleyeyim karşı cinsi mutlu etmek için yaptığımız eylemlerin Allah rızası için dörtte birini şu evladınıza eşinize yapın mutsuzluk diye bir şey olmaz ya ama ne yapıyoruz Biz bunları mutlu edeceğiz diye Eş yerinde patronu orada ne yapıyoruz şunu yapıyoruz hayat diyor beş ta, beş tane topla oynanan bir oyundur hı hı. bu toplardan bir tanesi camdan yapılmıştır hı hı. eğer düşürürseniz tekrar çok özür diliyorum. Bir tanesi lastikten yapılmıştır. Düşürürseniz tekrar sektirme şansınız var. Ama dört tanesi camdan yapılmıştır. Eğer düşürürseniz kırılır. İşiniz, aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınız, benliğiniz. Bunlardan diyor bir tanesini düşürürseniz sektirebilirsiniz tekrar. Yeniden zıplar hı hı. ama dördü düşerse kırılır. Kırılır. Bu yeniden sektireceğimiz şey işimiz. Hı hı. İşimiz bozulur. Yeni bir iş kurabiliriz. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Tekrar işte borç alırız, harç alırız, belki kredi çekeriz Hı -hı. falan yaptırabiliriz. Ama ailemizi kaybedersek? Yerine mümkün değil Ya arkadaşlarımızı? Deyse. Nasıl olsa benim arkadaşlarım deyip Hı -hı. çantadaki Ya dostlarımızı, ya benliğimizi, Hı -hı. ya kendimizi ya. Bunları düşürürsek tekrar sektirme şansı. Yani kaybedersek zor. Hı -hı. Ama şunun için, Hı -hı. şu işimiz için Hı -hı. ya tamam pandemi var. Hı -hı. Vallahi insanlar sıkıntıda, esnaf zor durumda. Anlıyoruz. Evet. Ekonomik sıkıntı var, var yani. Ama şunun için şu dördünün canını okumaya gerek var mı? O yüzden evin içi, evin içi cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Bakın oradaki yetişen çocuklar hayatın içinde hangi menzilleri aşmışlar. Ama bizim evlerimiz çok özür diliyorum, zindan gibi. Hı hı. Ve evliliklerimizin büyük bir çoğunluğu. Çocuğum için katlanıyorum evlilikleri ve niçin boşanıyorsun ilk beş sırasının birinci maddesi benimle hiç konuşmuyor ki hı hı. ilk maddeye hiç iletişim yok. Nasıl çocuk yetiştirmeyi düşünüyorsunuz Yani anne baba zaten tabii birbiriyle konuşmadığı çocuk müddetçe orada, çok orada çocuk diliyorum. ne hale gelecek? Çok özür diliyorum. Bizim ülkemizde. Gençlerimizin anından öpmemiz lazım. Bu kadar olumsuz şartlarda yetişen bu çocukların hepsinin anından öpmek lazım. Hı hı. Kusura bakmayın. Çözüm nerede? Çözüm dedim ya, çözüm biziz. Hı hı. Benim, ben bir baba olarak hanımefendi, eşim, çözüm biziz. Çünkü çocuğun modeli anne babadır. Doğru mu? Herkes evet. biliyor, herkes söylüyor. Peki inancımız, inançtan söyleyelim. İnancımızdan ayetler getiriyoruz, hadisler getiriyoruz. Hangi peygamber? 124 bin tane hangi peygamber? eşine yüksek sesle konuşmuş. Hakaret etmiş, küfretmiş, dalga geçmiş, alay almış ya. Mümkün değil. Peki niye göre şey. konuşuyorsun o de. zaman? Hı -hı. Bu senin çocuğun. Hı -hı. Yarın bir gün arkadaşına, dışarıdaki insanlara veya kendi eşine öyle davrandığı zaman bunun sorumlusu, müsebbibi kim? Hı -hı. Sensin. Sensin. Anne baba olarak sensin. Çocuk zararlı madde kullanmaya gitti. Ne oldu? Sigara içti. Sen içiyorsun. Efendim, ee, o ismini anmayayım. O zararlı maddeleri kullanmayayım. Sen sevgisiz bir ortam oluşturdun. Çünkü sevginin doldurulamayacak yani kesinlikle doldurulamayacak bir boşluğu vardır. Hocam Sevgiliyi 18 yaşına kadar ne olursa olsun hani bir ömür boyunca zaten evvela ona mutlaka siz de katılırsınız hani evlat olarak bir ömür boyunca annemizin babamızın sevgisine merhametine her zaman ihtiyacımız var bizim ama o küçük yaşlarda sizin söylediğiniz gibi daha çok var yani bazen kendimizden de hani fedakarlık yapıp öyle değil mi onlara daha çok vermemiz gerekiyor daha merhametli şefkatli Bakın. sevgi dolu da almamız şey gerekiyor. ki sözünüzü... O cennet bahçesi dediniz ya keseceğim hocam. O ortamı hocam hisseteyim sözünüzü Sözünüzü yine keseceğim. <laughs> Kesmiyorum kusura Estağfurullah, bakmayın. Estağfurullah buyurun hocam. Şimdi ya ne kadar güzel beni çok hoşuma gidiyor da Hı -hı. o yüzden söylemek istiyorum. Ya anne olma rolünü öteledik ya. Hı -hı. Anne olmayı dalga geçer hale getirdik. Evet. Anne olmayı yok saymaya başladık. Hı -hı. Ya anne olma figürü diye bir ya annelik yapmak istemiyor annelerimiz. Bakın çocuklarımızı cep telefonu yetiştiriyor. Evet. Koyuyor karşısına telefonu. Hadi çocuğu mamayı aç bakayım ağzını. Hı hı. Açıyor. Ne oluyor? Avrupa'da yasakmış, şuymuş, buymuş. Anne olma rolünü ötelersen, bunu başka birisiyle dolduramazsın. Bu sevgisizlik ortamında büyüyen çocuğun o içindeki oluştuğu o boşluk. Niye? Örnek vereyim mesela. Bir çocuk niye oyun oynar? Neden oyun oynar? Boşluktan. Diyor ya, çocuğum diyor oyundan kalkmıyor diyor. Hı hı boşluktan. Ni evet. Oyunda çocuğa keyif veren. Hı hı. Oyunda başardığı zaman ödül hı hı. veren. Oyunda efendim e, başardı alkışlayan. Hı hı. Değil mi? Zararlı maddeler söyleyeyim. Ne oluyor? Dopamin salgılıyor. Hı hı. Ne o? Mutluluk salgılıyor. Evet. İşte niçin yapıyor bunu? Bakın onlardaki var olan çocuğun oraya yönelmesine sebebiyet veren ne varsa işte o senin Evinde, ailenin içinde yapmadıklarından kaynaklanıyor. Hmm. Niye bu beyin ya da bu beden çok mutlu olmak istiyor? Beyne sürekli dopamin salgılıyor ya onlar o maddeler. Sürekli beyin dopamin. E, ne oluyor? Dopamin, dopamin. E, bir süre sonra dopamin eşiği yukarıya çıkınca alttaki hiçbir şeyden mutlu olmayan, hiçbir şeyi beğenmeyen ne oluyor? Ben mutsuzum. E sebep ne? Çünkü mutluluk eşiği oyunlarda, zararlı maddelerde çok daha fazla yukarıda olunca beyin mutluluk eşiğini yukarıya çekiyor. Hmm. Yukarıya çekince ne oluyor? Aradaki boşluk dolmuyor. Çocuk karamsar, işte içine kapanık, işte kendi halinde hiçbir şey, be, annesinin yanında gitmeyen, suratı asık değil mi? Böyle bir hale dönüşüyor. O yüzden o evin içindeki o sevgiyi, muhabbeti, aşkı, iletişimi, şefkati, merhameti, aidiyeti o çocuklarımıza kendimiz doğru örnekler olarak kazandırdığımız an bu çocuklar hayatın içinde evet sıkıntılar yaşayacaklar. Evet sarsıntılar yaşayacaklar. Evet hedefsiz kalacaklar. Evet bunalacaklar ama asla o sevgi sarmalından vurulmayacaklar. Hı, güzel. Yani ne sıkıntı ve zorluk çekersek çekelim aslında bir kısmını çocuklarımıza da göstereceğiz. Ee, öyle toz pembe de bir hayat sunmayacağız onlara. Şimdi biraz öyle, öyle bir hata da yapıyoruz hocam. Bazen e, hani artık e, kesinlikle çocuklarımız ders <laughs> dedim kesinlikle. bakıyorum acaba ne kesinlikle. zaman kesinlikle. araya girecek diye. Şimdi e, şöyle bir hata da yapıyoruz. Hani helikopter anneler babalar diye bir kavram da çıktı. Özellikle ortaokul, ilkokul, ortaokul döneminde çok fazla oluyor. Biz çocuklarımız için düşünmeye başladık neredeyse. Az daha ödevlerini de yapacağız. Meyve tabakları hazırlayıp ama oğlum sen ders çalış ne olursun işte sen kazan da sınavını deyip önüne getiriyoruz koyuyoruz. Her şeyi böyle pes pembe bir şekilde e, yollarındaki bütün dikenleri e, bir savuruyoruz. Dümdüz bir yol yapıyoruz ama bu da iyi değil galiba öyle değil mi? Hani zorluk ve sıkıntılar dediniz ya e, biraz biraz bir şeylerde görmesi gerekiyor. Ama bu ne kadarını e, ne derecede göstermek gerekiyor çocuklara? Kesmedim bakın sözünüzü. <laughs> Çok güzel bir örnekle anlatmak istiyorum. Çok ünlü bir profesör. Nasıl ünlü bir profesör oldunuz diye soruyorlar. Annem yüzünden diyor. Allah Allah nasıl yani anneniz anlatayım diyor. Bir gün diyor, küçüktüm diyor. Küçük bir çocukken buzdolabını açtım diyor. Buzdolabını açtım süt içmek için süt şişesini aldım. Fakat düştü ve kırıldı. Hı. Kırılınca her taraf süt gölüne döndü. Hı hı. Annem geldi koşa koşa. Bizim anneler ne yapar? <laughs> yani hemen bağırmaya başlarlar herhalde. Adı Öğrenin George olsun. ateş çıkar. Evet, evet adı, adı George olsun. Aha. George, George ne yapmışsın? Harika bir süt gölü oluşturmuşsun. <laughs> Gel beraber oynayalım mı? Hmm. Anne çocukla beraber süt gölünün üzerinde bir süre oynamışlar. Hmm. George biliyorsun ki bu sütü sen döktün... Hı hı. Dolayısıyla bunu sen döktüğün için normalde bunu senin temizlemen lazım. Hı hı. Ama ister misin gel bunu beraber yapalım. Süngerle mi temizleyelim, bezle mi temizleyelim, yoksa çekpasla mı çekelim? Hı hı. Demiş ki sünger hı hı. çocuk. Hı hı. Süngerle temizledikten sonra harikasın. Gel şimdi seninle bahçede bir oyun oynayalım. Bahçeye çıkartmış çocuğu. Hı hı. O cam şişenin içine su doldurmuş annesi hı hı. doldurduktan sonra bana diyor iki elimle bu süt şişesini nasıl tutmam gerektiğini Gösterdi, öğretti, öğretti ve hı hı. bana bunu taşıttı. Hı hı. Az evvel söylediğiniz örnek hı hı. işte ben o yüzden profesör oldum diyor ya hı hı. hayatta ne zaman annem o aklıma geliyor diyor. Hatta çok örnekler var bununla, bununla ilgili az evvel siz helikopter anne baba dediniz hı hı. ben bir tane daha söyleyeyim o literatüre buldozer anne baba Buldozer anne baba. Senden önce her şeyi önünü açan, evet. arkaya hiçbir şeyi bırakmayan. Şimdi bakın bizim önerdiğimiz şu. Hı hı. Kontrollü aile. Ne öneriyoruz? Bunu. Öneriyoruz. Nedir o kontrollü aile? Ee, çok fazla yargı, yargı ve emir cümleleri içermeyen ama gözüm üstünde seni takip ediyorum. Hı hı. Ama bunu yaparken de senin iyiliğin için yapıyorum. Evet bir anne baba olarak sorumluluklarımız var. Bir de çocuklarımıza... Belki az evvel e, o zararlı maddeyi söylerken hı. söylemeyi es geçtim. Şimdi söylediğiniz iyi oldu. Hayır demeyi de öğretmek lazım. Evet. Hayır demeyi. Hı hı. Biz hayır demeyi anne baba olarak yapmalıyız. Çocuğumuz da hayır demeyi. Yani e, arkadaşları ona olumsuz ortamlarda bazı şeyleri teklif ettikleri zaman hı. onlara da hayır demeyi bilebilmeli çocuğumuz. Yani o kişiliği, o kimliği, o ailedeki o özgüveni, "Biz seni her halinle kabul ediyoruz." mesajını Alan çocuk zaten bunu yapabilir. Evet. Çocuklarımıza kontrollü anne baba olduğumuz zaman, evet, senin için bunu yapıyorum. Ee, senin eğitimin için, senin geleceğin için bunları yapıyorum ama bunun haricinde de şu 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 yollara gitmemen ve düşmemen için de böyle davranıyorum. Mesajını vermek lazım. Yani helikopter anne baba olmak da, buldozer anne baba olmak da bizim normalde tercih ettiğimiz bir durum değil. Zararlı madde kullanımlarıyla alakalı. Mutlaka bunu öteleyip gizlemesinler. Az evvel söyledik. Es hı hı. E şey kalmasın. Hı hı. Hı hı. Gizlemesinler bunu. Bizde niye oldu diye vah vah diye başlarına dönmesinler ve şunu asla yapmasınlar. Çok önemli. O çocuk ne yapmışsa yapsın sizin çocuğunuz. Harika. Onu dışlamasınlar. Kucaklas. Daha çok sevgiye ihtiyacı var o esnada. Vay. Genelde bu böyle olmuyor da o yüzden söylüyorum. Hemen şeyler kapatılıyor, gizlemesinler. Hı hı. Bu işin uzmanları var, gitsinler. Lütfen tedavi. Çünkü bu tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır. Hı hı. Altını çiziyorum, tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır. Dolayısıyla bunun tedavisi varken bunu gizlemeyin. Çünkü bir yıl, bir gün bile çok geçken bir yıl, iki yıl, üç yıl daha sonra tekrar dönüşü olmayan hatalar beraberinde geliyor. Ne oluyor? Bu sefer o rahatsızlığın yanında Psikolojik rahatsızlıklar da başlıyor. İşte hepsi hocam arka arkaya gelmeye başlıyor. O zaman işte sorun dev bir ip yuma halini aldığı zaman içinden çıkmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun işte sizin söylediğiniz gibi her zaman bir uzmanın ya da bir destek almamız gerekiyor. Eğer biraz dini değerlerimize de dikkat eden bir görüşümüz varsa, yaşantımız, tarzımız varsa bu anlamda da Peygamber Efendimiz bizim için büyük bir örneklik. Bu konuyla ilgili çok da güzel tavsiyeleri var. İsterseniz onu bir izleyelim olur mu? Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Değerli izleyenler, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas'a bazı tavsiyeleri olmuştu. Gelin hep birlikte bir bakalım. Evet değerli izleyenlerimiz harika bir kitabım var demiştim. Son hurafe deizm. Aslına bakarsanız son zamanlarda gerçekten de gençlerin çok ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir kitap maalesef bazı gençlerimiz bu deizmle mücadele etmeye çalışıyorlar anlamaya çalışıyorlar. O yüzden çok iyi bir örneklik olacaktır. Herkesin evinde bulunması gereken kitaplardan bir tanesi. Peki bu kitaba sahip olmak için neler yapmanız gerekiyor? Elbette ki çok kolay. Hemen hatırlatayım. Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz. Katılımlarınızı, gönderilerinizi bekliyoruz değerli izleyenler. Evet hocam bu arada tabii çok da güzel sorular almaya başladık. Ben istiyorum ki bir iki tane de soruyla gidelim olur mu? Mesela bir tane izleyicimiz demiş ki hayırlı yayınlar ben bir anneyim çocuklarım okumadı iki oğlum lise terk biri 30 biri de 23 yaşında meslekleri de yok ben onlara nasıl davranabilirim hocama selamlar sıkı takipçisiyim Allah razı olsun demiş. Zor bir annenin feryadı aslında bakarsanız. Yani 30 yaşına gelmiş çocuğunu düşünen bir anne işte Hala. Biz, biz bu annelerin nasıl ayaklarından öpmeyiz değil mi? Hı hı. Cennet annelerin ayakları altındadır diye boşuna söylememiş Hazreti hı. Peygamber Efendimiz. Şimdi... Karnelerin hep sağ tarafından bahsettik ya, Evet. şimdi illa insanlar akademik bir kariyer yapacak diye bir kanun yok. Bu çocuk merhametli mi? Bu çocuk iyilik sever mi? Hmm. Bu çocuk hoşgörülü mü? Bu çocuk hayata karşı dışarı, dış dünyada yaptığı her ne iş olursa olsun parmakla gösteriliyor mu? Bunun üzerine yoğunlaşsın. Yani herkes okuyacak, hmm. herkes bir eğitim alacak diye bir kanun yok ki. Olmayabilir yani hayatın içinde bunlar var. Hmm. Yani illa benim çocuğum okusun yanlışına düşmesin anne babalar. İlla senin çocuğun okuyamayacak yok bu kapasite yok. İyi bir esnaf olmasın mı? İyi bir işçi olmasın mı? Evet. Mesela yani temizlikçi hepsinin ellerinden öperim. İyi evet. bir temizlikçi olmasın mı? Hı evet. İhtiyacımız yok mu bunlara? Evet. Ahlaklı, evet. dürüst. Evet. Oraya bir para düştüğü zaman onu alıp sahibine götür olmasın mı? Evet. Bunlar öğretilmesin mi? Evet. Ya bu bu şeye düşmesinler ya. Yani çocuklarım okumadı. Ne yapalım? Benim çocuklarım okudu. Ne okudu? Hayat okulunda inanılmaz bir insan. Benim çocuğumu kim görse efendi beyefendi der. Bu cümleler niye kullanılmıyor? Hı hı. Niye bütün her cümle? akademik bir kariyerle tarif ediliyor. Bir çocuğu tarif ederken benim çocuğum duyarlı, benim çocuğum ahlaklı, benim çocuğum sosyal kültürel olaylarla ne zaman bir şey olsa hemen ona katılır, elinden geleni yapar. Benim çocuğum çok güzel hayvan sever. Benim çocuğum çok güzel tarlada çalışır. Benim çocuğum çok güzel çobancılık yap. Niye demiyoruz ya bun, bunlar kötü şeyler mi? Hayır kötü değil. Mesela siz doğru söylüyorsunuz. Baktığım zaman sadece e, ikisinin de lise terk olduğunu ne yapalım? söyleyen bir aile. Peki hiç olumlu anne. özelliği yok mu? Olumlu hiçbir özelliği Özelliği yok mu bu çocuğun? Sanki Elbette bunu söyleyince var. çocuğun hiç olumlu bir özelliği yokmuş gibi algılanıyor. Şu anda öyle geldi bize doğru söylüyorsunuz Hayır. haklısınız ama bir anne olarak tabii biz de ne yapıyoruz i̇steriz istiyoruz ki yani. ha isteriz okumasını hani bunun bir dengesi olmalı belki de. Ya okuyamayacak zaten okuyabilecek durumda olsa okurdu, okurdu. belki başka sebepler okuyamadı falan. Hı hı. Ama iyi bir insan olsun, hı hı. iyi bir esnaf, iyi bir işçi ya, hı hı. bunun üzerine Bu anlamda çocuğunu destekleyelim, olumlu yönden onu yetiştirmeye Abi, çalışalım bakalım bir de yani Abi, o gözle de bakalım çocuğa. O yönde çocuğa. motive etsin çocuğu. Hı. Bak şunu diyerek çocukları karamsarlığa gitmesinler ya. Hı hı. Şimdi 30 yaşına geldin bir baltaya sap olamadın. Valla kendini Boğaz Köprüsü'nden aşağı atarsın demeyin böyle şeyler ya. Yapmayın. Hı hı. İşte şu oldun işte hala bilmem ne yapamadın hala hayatını kuramadın demeyin ya. Yani bunları diye diye bakın bu çocukları kazanmıyorlar. Evet, hı hı. Böyle dediği zaman o kişi kendini baskı altına alıyor. Yalnızlık, içine kapanıklık, zararlı madde kul böyle başlıyor. Bunları evet. söylemeyin. Oğlum ben işte şu, şöyle yapsan daha iyi olur. Hı hı. İşte şunu olmanız çok isterdim. Hı. İşte şöyle yaparsak hani nasıl olur? Şöyle mi yapsak? Ne dersin? Ne düşünüyorsun? Bir de şunu mu denesek? Bir de şöyle mi? ha Şöyle bir yol daha var oğlum. İstersen oraya mı gitsek veya kızım Bunlar daha iyi cümleler değil mi? Hı hı. Ama bir baltaya sap olamadım valla kaldır kendini atarsın. O yüzden hani yargı ve emir cümleleri hı hı. insan beyninde olumsuz kipler bir anlam ifade anlamakta zorlanıyor beyin. Beyin emir kipini anlamak ama olumlu bir şey olduğu zaman hemen böyle vücut otomatikman o olumlu hale bürünüyor. Evet. Sevgili izleyenler, aslında bakarsanız hani saat e, ondan itibaren konuşmaya başladık ya hocamızla gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan e, nasıl koruyabiliriz, onlara nasıl daha güzel toplumda iyi bir şekilde hayatlarını sürdürebilecekleri bir yaşam sunabiliriz. E, konunun özeti şu ki ne olursa olsun ve çocuklarımızın meslekleri ne olursa olsun neyi hayal ederlerse etsinler hiç önemli değil. Biz anne baba olarak üzerimize düşen görevi ilk olarak hani rol model olarak biz varız. Ya. sonuçta aynaya baktığımızda da aslında bir bakarsanız çocuğumuzu görüyoruz. Çocuğumuzda da kendimizi görüyoruz. İletişimi hiçbir zaman kesmeyeceğiz çocuklarımızı. Onlara ön yargılı bir şekilde davranmayacağız. Sürekli sohbet esnasında yargılamayacağız. Hedeflerini e, kesinlikle aşağılamayacağız. Yani doktor, mühendis de olmak isteyebilir, stilist de olmak isteyebilir, ressam da ol, e, olmak isteyebilir. Onun önünü açmak için öncelikle sevgimizi, merhametimizi ve iletişimimizi çocuklarımıza her daim bir ömür boyunca gösterirseniz diyor hocam. İşte o zaman çocuklarınız daha başarılı olur, hayata daha sıkı tutunur ve bunun neticesinde de buna göre de eş seçerler ve aile kurarlar sevgili izleyenler. Bunu unutmayalım. Hocamızın önemli bir anekdotuydu. Şimdi yine sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru var hocam. Çok basit aslına bakarsanız ama bence altında çok şey yatıyor. Diyor ki. Hayırlı yayınlar. Benim oğlum 12 yaşında. Birden fazla arkadaşı var ve herkeste de çok uyumlu. Benim sorum ne yapmalıyım? Bu iyi mi kötü mü? Çok enteresan bir soru aslında bakarsanız. Herkesle çok iyi geçiniyor. Hiçbir problemi yok. Bu gerçekten iyi bir şey midir baktığınız zaman? Peygamber Efendimiz'e az önce VTR'ye girdi ya bunu Hı -hı. söylemeden geçemeyeceğim. Peygamberimizin ashabım dediği insanlar 12 ile 25 yaş arasındaki gençler. Evet. Şimdi o... Anne-baba arasındaki uyum Hı. bahsettiğimiz iyi ise o çocuğun o halde olması normaldir. Ama buna rağmen hala şimdi bazı kişilikler vardır, bazı karakterler uyumlu bir karakterdir. Herkezle iyi. Hı. Herke yani şunu mu düşünüyor yani herkesle iyi acaba birisi çocuğumu zehirler mi Hı. acaba birisi çocuğumu kandırır mı Hı. gibi düşünüyor. Hı. Bu olumsuz bir özellik değil. Herkezle iyi geçinebilen bir insan tipi düşünebiliyor musunuz? ya çok zordur yani herkesle iyi geçinebilen. Herkes herkesi sever mi? Yani çok zordur. gerçekten hocam. Eğer aile hayatında bir sıkıntı yoksa e, zararlı gördüğü hani arkadaşlarıyla herkesi zararlı Hı -hı. gördüğü arkadaşlarıyla da iyi ise sıkıntı vardır. Hı, Hı. Altını çiziyorum. Evet. Zararlı mesela çok zararını görmüştür dışarıdan duymuştur ama çocuk onunla da iyi ise o zaman onda bir problem vardır. Hı -hı. Ama etrafındaki Konuştuğu, görüştüğü kişilerle herhangi bir sıkıntılı insan tipi yoksa ve bu çocuk bunlarla olumlu geliş, onda da bir beis yoktur canım. Onu şey yapmasınlar çocuğu üstüne o kadar gitmesinler. O kadar gitmesinler. Yine gerek yok. Peki bazı şeylerden. Ama önemli yani e, olumsuza da eğer olumlu bakıyorsa o sıkıntılı. Hmm. Yani düşünsene olumsuz herkes biliyor ama bizim çocuğumuz onunla da iyi geçiniyor. Ama böyle bir şey olmaz. Hmm. Onunla iyi geçinmemesi tercih edilendir. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Hocam bazen baktığımız zaman da çocuklarımıza ister istemez biz sonunu görebildiğimiz için, tecrübeli ve o şekilde o yaşlardan geçtiğimiz için bazı kısıtlamalar ve hatta yasaklamalar koyuyoruz. Örneğin sosyal medyada bunlardan bir tanesi son zamanlarda çok fazla çocuklarımızın ee, ve bizim hayatımızdır. Ee, yer almaya başladı. Artık olmazlar olmazsa olmazlarımızdan bir tane sabah uyandığımızda ilk böyle gözlerimizi açıp sosyal medyaya bakıyoruz. Telefon yanımızda, tablet yanımızda. Bu konuyla ilgili sevgili izleyenlerimize ne tür tavsiyeleriniz olur? Bu sosyal medyaya yasaklamalı mıyız? Kısıtlamalı mıyız? Nasıl davranmalıyız? Özellikle gençlere ama bunu konuşmasak eksik kalırdı Aha. önemli. Sosyal medya diyeti yapmamız lazım. Hı hı. Nasıl oluyor o diyet? Şöyle oluyor. Basit. Sosyal medyayı hayatımızdan çıkartma şansımız var mı? Yok. Yok. Sosyal medyayla yaşam nasıl olur? Sosyal etkili sosyal medya nasıl kullanılır? Hı hı. Bence Etkili sosyal medyayı kullansınlar hiçbir beis yok. Hı hı. İçerik üret doğru içeriklere ulaşmayla ilgili doğru bilgiye ulaşma ilgili ama işte ülkemizdeki istatistikler bunu doğrulamıyor. Yani büyük bir çoğunluğu sadece sosyal medyadaki bazı kendi şey kişisel hesaplarını kontrol etmek için sosyal medyayı kullanıyor. Keşke hani bir araştırma yapmak için işte kendini geliştirmek veya değiştirmek için ya da bir program takip etmek hı hı. için yapsa arzu ettiğimiz o. Şimdi bir kere evin içinde e, herkesin bilgisayarı olan bir ortam tehlikeli bir ortamdır. Hı hı. Ortak bir bilgisayar kullanmayı tercih ediyorum. Hmm. Nedir o? Şifreleri herkes tarafından bilinen, herkesin çok rahatlıkla girip çıkabileceği, başka bir kayıt altına alınacak başka bir şey olmadı ortak bir bilgisayar tavsiye ediyorum. Bir dakika onunla, sizce böyle bir şeye gençler razı olacaklar olmayacaklardır, mıdır? Olmayacaklardır. Olmayacaklardır ama küçüklükten yetiştirme biraz onunla da alakalı. Şimdi siz 10 aylık bebeğin önüne şunu indirirseniz hı hı. ve böyle yetiştirirseniz bu çocuk elbette onu istemeyecektir. Hı hı. Siz ne kadar veriyorsunuz? Yine temel aileye gidiyor. Evet, evet, Bilgisayar ekranları'nı eğer bilgisayar üzerinden gidiyorsak ya da tablet ekranlarını odaya girdiğinizde görülebilir bir seviyede olması lazım. Hı hı. Yani anne baba içeriye girdiği zaman hemen onun orada ne yaptığını görebilme. Oyun oynuyor çocuklarımız ki şu an yüzde altı buçu gençlerimizin sadece oyun konuşuyor bir araya geldi. Evet. Oyun konusu. Oyunu yasaklayabilir mi? Yasaklayamaz. Hı hı. Ama ne yapabilirsin? Oyunu da oyunu da onun yapmış olduğu diğer bazı artı özelliklerin yanında çocuğumuza verilecek bir özellik olarak sağlayabilir. Yani şunu yaparsan şöyle olabilir. Yani bunu da beraberinde götür. Tamam oyun oynamana karşı değilim ama bunun bir sınır sınırı olmalı. Ve bu sınırlar da önemli. Bu sınırlar da anne, baba ve çocukla birlikte alınmalı. Hı. Tek başına annenin veya tek başına babanın aldığı sınırlardan bahsetmiyor. Bu kuşak bundan hı hı. hoşlanmıyor. Ne yapacağız? Oturacağız. Ders çalışma saatimiz, sosyal alışkanlıklarımız, sporumuz, hı hı. dışarıda geçireceğimiz vakitler, aile olarak birlikte geçireceğimiz vakitler, oyun oynayacağımız hı hı. veya işte bilgisayarda cep telefonunda takılacağımız vakit sınırları anne baba hı hı. çocuk birlikte alırsa hı hı. bu sefer ne olur? Yarın bir gün o sizin bahsettiğiniz sınırlara uymadığı zaman çocuk bunu kişiliğine yapılmış bir saldırı olarak görmez. Yapmadığı eyleme karşı anne babasının tavrı olarak değerlendirir. Bu çok önemli. O yüzden ne yapacağız? Sosyal medyayla yaşamayı çocuğumuza küçük yaşlardan itibaren doğru sosyal medya kullanımını öğreteceğiz. Sosyal medya içerikleriyle alakalı birlikte paylaşımlar da yapabiliriz ya bir hı hı. sürü sosyal Hatta eğer mümkünse yapabiliyorlarsa hı hı. eğer küçüklükten sözleri geçtiği andan itibaren kesinlikle kimsenin kendine ait bir şifresi olmasın Herkesin şifresi aynı olsun mesela yapabiliyorlar ki bu çok muazzam bir şey. Ha, şimdi burada çok önemli bir noktaya evet. geliyoruz. Diyelim ki ben böyle bir şifre koymadım. Ee, bizim elimiz, e, evimizde bir tane bilgisayar ya da iki bilgisayar, bir tablet var. Herkesin çocuğunun cep, e, cep telefonu var. Dediğiniz gibi şifreleri farklı. Ben e, 13-14 yaşında çocuğumda diyelim veya 16 yaşında. Bunu bundan sonra yapabilir miyim? Bu sınırlamaları koyabilir miyim? Ya da nasıl koyacağım? Koyamaz koyamazsın. Bayağı. Şimdi 13-14 yaşa o ruhumuza Fatiha. Yani öyle demek istemiyorum. Geçti diyorsunuz. Yani, yani. E, şimdi bakın şu telefonu ne zaman koyduğunuz önüne o zaman başlıyor. Şimdi bunu yapmayacaksınız bir kere. Çocuklarda okuma güçlüğü uyandırıyor. Onun da bir sürü olumsuz etkileri var. Şimdi 13-14 yaşında ama hı hı. zararlarını bakın az evvel bir şey söylemiştim. Ta konuşmanın ilk başında. Hı. Çocuğumuzun rol model, model aldığı kişiler, çocuğumuzun üzerinde söz sahibi olan öğretmenler veya rehber öğretmenler veya psikiyatristler aracılığıyla onda oluşmasını istediğimiz davranışları talkın edebiliriz, söyleyebiliriz çocuğumuza. Hmm. 13 14 15 ergenlik başlıyor. Ama tamamen çocuğun kontrolünde bir dünyayı bırakırsanız hmm. o size zarar alır. Böyle bir şey yok. Anladım. Elbette zor olacak bu süreç ama üstüne gitsinler. Sınırları beraber alana dek çocukla Beraber alan çünkü ne olacak? Olumsuz bir takım şeyler olacak. Arkadaş ilişkilerinde başarısız olacak, derslerinde başarısız olacak, uyum problemi yaşayacak, iletişimde sıkıntılar yaşayacak. Bunlar başka gö gösterdikçe anne ve baba orada devreye girerek onların sebepleriyle alakalı o sohbet ortamında ne yapacak? Çocuğa işte bak şuradan gelerek geriye doğru öne doğru hı hı. davranış modellemesi oluşturmaya çalışacak. Hı. Yani elbette zor olur ee, ama biraz uğraşılırsa şöyle yapmasınlar. Çok karşılaşıyorum. Çocuklara tapan aile modeli diye bir video yayınlamıştım. Ee, her şeyi çocuk yönetmesin evde. Hı hı. Kimin gelip gideceğini, efendim sınav takvimi var eve kimse gelmesin. Hı hı. İşte misafir alınmasın. Aa, yok ona, ona ben de karar vermem. Karşıyım tabi tabi. içindeki içindeyken her şey ailenin ortak aldığı kararlar evet. olsun. Hı hı. Şimdi bakın bir daha söylüyorum altını çizeyim onu. ortak alınan kararlar hı hı. şahsa yönelmemiş kararlardır. Hı hı. Biz ne yapıyoruz kişiselleştiriyoruz. Yani yasak koyduğumuz zaman tek başına aldığımız kararlarda karşı taraf sadece beni görüyorsun diye algılıyor. Hmm. Bak o yapıyor, abim yapıyor ona sesini çıkartmıyorsun sadece bana söylüyorsun veya algılıyor. Ama ortak oturulur kararlar ve herkes buna uyarsa anne baba ben inanıyorum ki e, bir süre sonra herkes ona alışır diye düşünüyorum. İnşallah evet. öyle iyi niyetle temennide bulunalım öyle olsun. Şimdi bir soru var beni biraz e, üzdü gerçekten de diyor ki hocam. E, bir saniye nereyi kaçırdım? Evet e, hocam ben 69 yaşındayım. 50 ve e, 47 yaşında kız e, oğlan okuttum. Kariyerliler ama aileden uzaklaştılar. Başka şehirlerde yaşıyorlar. Bizi hiç aramıyorlar. Neden? Ne yapmalıyım? Ben Neden? de kırılıyorum aramıyorum diyor. Şimdi Neden? bunu birçok belki de izleyenimizin e, yerine soruyoruz. Hocamıza bakalım ne cevap verecek? Şimdi anne baba <laughs> e, Anne çocuğu 9 ay karında taşır da hı hı. işte dokuz çocuk bir anneyi taşıyamaz sözler vardır ya klişe. Şimdi hı hı. bakın temele inelim. Hı hı. Eğer gerçekten anne baba bizim programın başından beri anlattığımız rol modelde bir anne baba hı hı. ve çocuklar böyle çıkmışsa gelelim ayeti okuyalım o zaman. Hı. Sizi çocuklarınızla, eşinizle, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaretinizle, malınızla, mülkünüzle, sağlığınızla imtihan edeceğiz diyor. Hı hı. Gelelim oraya. Şimdi genelde bunlar pek konuşulmuyor. Yani e, konuşuyor birileri ismin önünde bazı sıfatlar var. Allah girmiyor oraya. Hı hı. Allah Allah. Yani deizmi tanıtıyorsunuz ya. Hı hı. Nasıl girmiş? Bakın hı hı. Allah yarattı e, gerisini insanlara bıraktı. Karışmaz. Hı hı. Şimdi eğer Allah girmiyorsa peygamberin örnekleri hayatımızda nüve teşkil etmiyorsa bir sabaha kadar konuşalım. Hı hı. Şimdi ayet ne diyor? Bu dünya hayatı bir imtihan. Hı hı. Sen dört dörtlük bir anne baba olursun, Hazreti Nuh olursun, oğlun gemiye binmez. Ya. Sen Hazreti Lut olursun, hanımın sapıkları şehre alır. Hı. Hazreti İbrahim olursun, baban iman etmez. Hazreti Peygamber olursun, amcan iman etmez. Bu, bu bakın bunu şuraya bir koyacağız. Hı hı. Sen ne kadar iyi Allah belki sana sağlığınla da imtihan verebilirdi. Allah belki sana eşinle de verebilir. Bunu böyle algılasınlar lütfen. Ben iyi bir anne babaydım. Hiç çocuklarımı aynen hocam senin dediğin gibi de yetiştirdim. Hı hı. Benim çocuklarım niye böyle? İmtihan. Asla isyan etme. Öteleme. Dışlama. Bırak. Bir süre sonra onlar da o hatasını anlayacak. Nasıl? O şey örneğindeki gibi. Hani ben de sizin için yaşlandığınızda çatal kaşık hazırlıyorum diyen ya. çocuğun örneğindeki gibi. Onlar da Allah onlara anne ve babasına yaşattıklarının misliyle yaşatacak. Çok önemli bir cümle söyleyeyim. Hı hı. Bu sorunuzu böyle bitireyim. Hatta ya, hocam son cümleniz olsun mu bu? Öyle mi? Evet çünkü vakit o kadar çabuk geçti ki inanılmaz. Ee, anne ve babasının hayır duasını alan, hı hı. anne ve babasının sağlığındayken, hayattayken rızasını kazanan ve işi rast gitmeyen, işi rast gitmeyen hiçbir evlat yoktur. Evet. Bir daha söylemek istiyorum. Anne ve babasının yaşarken rızasını alan, hayır duasını alan. Onlarla istişare ederek hayatını belirle. Hiçbir evlatın hayatta bütün işleri yolunda gider. O olumsuzluğa, sıkıntıya emin olun düçar olmaz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem geldiğiniz için hem de bu güzel tecrübeleri bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun.